başarılı olmak istiyorsan Eylül, iyi yaraz olma. Gözün hep çok iyi de olsun. Çok iyi de. Çünkü çok iyi varken iyi kötüdür. Neymiş? Çok iyi varken iyi kötüdür. Tabii ki kötüdür ya. Çok iyi olacak, çok iyi. Hep ellerini yüksek dallardaki meyvelere uzanacak ellerin, tamam mı? Hep yüksek dallar, hep yüksek dallar. Çünkü alçak dallardaki meyveler ham. Ham olur. Yüksek dallardakiler daha kırmızı olur, daha olgun. Anladın? Film gibi bir hayata bir hayal perdesi gelmekte onunki. Düşle gerçek arasında bir yere baktı vizöründen. 55 yıllık ömrü boyunca sinema için attı kalbi. Vefatının 12. yıl dönümünde yönetmen Ahmet Uluçay. Ahmet Uluçay deyince ben sınır tanımayan bir yaratıcılık düşünüyorum. Yani en küçük olasılıktan bile büyük sinema yaratabilen bir zihin düşünüyorum. Bir de otodidakt bir insan düşünüyorum. Kendi kendini yetiştirmiş bir insan. Kütahya Tavşanlı'nın Tepecik Köyü'nde yaşayan Ahmet Uluçay, henüz 12 yaşındayken sinemayla tanıştı. Arkadaşları İsmail Mutlu ve Şerif Akarsu ile birlikte Tepecik Köyü Arkadaş Sinema grubunu kurdu. Ahmet Uluçay aslında Anadolu'nun özgün sesi bana göre sinemada. Tamamıyla köy hayatında geçen bir ömür diyebiliriz. Ve sinemaya da çocukluğunda, ki elektrik olmayan bir ortam aslında, gezici bir sinemacıların gelip film gösterdiği bir şekilde sinemayla tanışıyor. 16 milim projeksiyon makinesinden. Ve muazzam şekilde büyüleniyor. Yani işte perdeye çok canlı bir elektrik yansıması, hareketli bir hikaye diyelim, yerli olsun, yabancı olsun filmler. Elektrik olmadığından ötürü de film gösterilmediği gecelerde mesela sokaklarda, evlerin arasında meydana gelen gölgeler ona neredeyse bir sinematografik anlatım olarak karşısına çıkıyor. Ve zamanla okul yıllarında da hep böyle sinemayla besliyor kendini. Edebiyat okumaları yapıyor, şiirler yazıyor, dergilere devam ediyor. Daha sonra artık yetişkin çağlarında iki arkadaşıyla beraber kısa film çekmeye başlıyor. Ahmet Uluçay, 1993'te ilk kısa filmi Optik Düşleri, tükenmek bilmeyen umudunun eşlik ettiği eski bir kamerayla çekti. Ahmet sinemanın kendisini yapmak istiyordu. Kendi öykülerini anlatmak istiyordu. Yani çok da şey değil de hani böyle hani hiper gerçekçi, kendi hayatımdan yola çıkayım da anlatayım tarzında bir insan değildi. Tam tersine böyle sinemayı biraz George Méliès gibi yani fantastik çerçevede düşünüyordu. Mesela gölgelerle ilgileniyordu. Doğal bir dışa vurumcuydu diyebilirim yani. Gölgeler onun çok ilgisini çekiyor, rüyalar ilgisini çekiyor. Yani o gölge oyununu yani sinemanın en ilkel formu olarak düşünürsek eğer, onu çocuk yaşta keşfetmiş zaten. Yani elektriğin olmadığı bir köyde meşaleyle, lambayla yaşanan bir yerde Ahmet Uluçay için gölgelerle oynamak, işte ellerde gölgeyle bir şeyler yapmak yahut işte koştururken duvarlarda oluşan değişik şekilleri izlemek, yani ilkel bir şey film formu izlemek gibiydi. Onu fark etmiş bir kere. Bundan nerelere gidilir diye hayal etmiş. Ve bir hafif 13-24 bin peygamberler hürmetli. Ya Resulullah. Hiçbir bilgisayar destekli animasyona özel efekte başvurmadan sadece el yordamıyla ve o zamanki işte masaüstü imkanlarla aslında çok güzel görsel efektler ortaya koyuyor. Müziği de çok iyi kullanıyor. Ve hikaye tabii
kendisi hikayeyle, edebiyatla beslendiği için hikaye anlatımı da çok güçlü. Senaryolarını o şekilde, bütünlüklü bir şekilde kuruyor Ahmet Uluçay. Uluçay ilk filminin ardından sırasıyla Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak, Minyatür Kosmos'ta Rüya, Bizim Köyün Orta Yeri Sinema, İnci Deniz Dibinde, Epileptik Film, Bizim Köyde Bayram Sabahı, Uzun Metrajın Resmi ve Exorcise adlı kısa filmlere imza attı. Çeşitli ödüllere layık görülen kısa filmlerinin ardından 2004'te Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak adlı ilk uzun metraj filmini hayata geçirdi. Yönetmenin bu filmi 23. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde en iyi ulusal film seçilerek Altın Lale Ödülünü aldı. Bir sandalyemiz eksik. Bizim müşterilerde yere oturuyoruz. Köy yerinde sinema buldular da bir de sandalyem canlar çekiyor. O filmin bu kadar çok sevilmesinin en önemli faktörü budur. Hepimizin içindeki o sezgisel, doğal sinema sevgisini mükemmel aktardığı için. Ahmet Uluçay özellikle İstanbul Film Festivali'nde Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak'la en iyi film ödülünü alırken, Altın Lale'yi alırken öyle bir söz etti ki çok üzüldük. Eşi Ayşe için dedi ki benimle birlikte hiç kimsenin tatmadığı bir yoksulluğu yaşamak zorunda kaldığı için eşime adıyorum bu ödülü dedi. O yoksulluk çok gerçekti. Ahmet hiçbir şeyi abartmıyordu. Gerçekten o salonu dolduran insanların hiçbirinin ne geçmişinde ne geleceğinde muhtemelen görmeyeceği bir yoksulluktan ve yoksunluktan geliyordu. Yani hiçbir şeyin ulaşmadığı bir köyden geliyordu. Dolayısıyla sinema yapmak için, o kitapları okumak, o filmleri izlemek için çok şey feda etmişti. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmi, 26. Montpellier Film Festivali'nde en iyi film dalında Altın Antigone ödülüne, 52. Uluslararası San Sebastian Film Festivali'nde en iyi yeni yönetmen özel mansiyona, 45. Uluslararası Selanik Film Festivali'nde özel mansiyona ve Tribeca Film Festivali'nde jüri ödülüne layık görülerek uluslararası arenada başarılar elde etti. Anadolu'nun irfanı, hikmeti bu filmlerinde alttan alta kendini hissettiriyor. O diyelim bizim temaşa dediğimiz ama temaşada işte düşünerek bakma, okuma, adeta tefekkür ederek dünyayı anlama gibi bir tasavvur var. Ve filmlerinde de Ahmet Uluçay hep bunları işliyor. Kısa filmlerinden bahsediyorum tabii. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak aslında bir ara çalışma. Kendi ana uzun metrajını çekmek üzere Bozkurt Deniz Kabuğunu. Ama o işte maddi imkansızlıklardan bir türlü hayata geçme fırsatı bulamıyor ne yazık ki. O film de zaten Koltuk Deneklerinden Kanat Yapmak adlı kısa filminin bir uzun versiyonu şeklinde anlaşılabilir. Bir başka senaryo çalışması daha var bu arada. Bir Kuzey Masalı, yani Almanya'da ve Türkiye ekseninde geçen bir çalışma. Ama o da maalesef hayata geçemiyor. Ve Ahmet Uluçay aslında gerçekten potansiyel bir sinemacı. Yani hayatı sinemayla özdeşleşmiş ve sokakta yürürken, evin içinde, dış mekanlarda, herhangi bir ortamda bir sinema gibi aslında dünyayı gözlüyor ve hakikaten o temaşa etmek dediğimiz şey onun hayatında fazlasıyla yer buluyor. Ve devamlı tabii o dünyanın da görsel varlığını düşünerek, tefekkür ederek sinemayı belki de beyninde yaşayan ve gerçekleştiren bir sanatçı. Eşim Ayşe'ye yani aramıştım. Bu ödülü de onun adına alıyorum. Ben sinema yapmak için onu yani buradaki birçok insanın tanımadığı bir yoksulluğun içine gittim. Yalnız da sinema yapayım diye. O benim her şeyime katlandı. Büyük yönetmenim. Ahmet Uluçay, beyin tümörü teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tedavi görürken 30 Kasım 2009'da sinemaya ve hayata veda etti. Yönetmenden geriye sınır tanımayan sineması ve beyaz perdedeki hayalleri kaldı.